Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Pisagor bağıntısına hazır mısın Tonguç Evren Bey'im? Hazır değilim hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber süper bir dersle yani matematikteki önemli üçgen konularından bir tane sonra Pisagor ile başlıyoruz dersimiz. Bir kere Tonguç Evren Bey, Pisagor diye bir adam vardı ve bu Pisagor arkadaşımız gerçekten de çok enteresan hesaplar yaparak dünya... Matematik geometri tarihine geçti. Nasıldı bunun hesabı? Şimdi bu normalde evde oturuyorken okula gitmesi gerekiyordu. Pisagor'un okulda buradaydı. Böyle e, eski Yunan'da böyle bir e, şeydi gerçekten de. E, tapınak gibiydi gerçekten de burası. Ve sen o evden okula giderken ne yapıyorsun? Evlenme? Yürüyorum hocam. Harikasın yürüyorsun. Peki çok yürürsen ne yaparsın? Yorulurum hocam. Harikasın. Dolayısıyla insanlar yorulmasın diye, Pisagor yorulmasın diye... Kestirme bir yol bulmak istedi ve bu kestirme yolu da şöyle ben böyle gideceğimi böyle 3 kilometre buradan gidip buradan 4 kilometre gideceğimi dedi. Ben buradan Boloslama şu tarlaların içinden geçeyim dedi Pisagor dedik ya hayda. Ya nasıl buradan geçeceksin kardeşim dediler. Burada yol yok, iz yok dediler ve hatta burası da Hipotenüs'ün tarlası dediler. Hipotenüs dediğimiz bir arkadaş vardı ve Hipotenüs gerçekten de kallavi böyle saçlar maçlar, gözler mözler falan filan böyle gerçekten büyük bir burun, ondan sonra çok da sevimli olmayan böyle bir arkadaştı. Şimdi bu Hipotenüs tabii ki ne yaptı? Buradan böyle Pisagor geldiği zaman ve okula gitmeye çalışınca hop kardeş ne yapıyorsun dedi. Ve ne oldu sonra Tonguç Eren Bey? Yakalandı. Harika yakalandı. Dolayısıyla yakalanınca ne yapıldı? Hipotez dedi ki kardeşim sen buradan geçemezsin. Sen kendi yolunu e, şey yap. Benim ormanımdaki benim tarlamdaki şeyleri de ezme dedi. Ama dedi Pisagor ya ben çok özel bir büyük büyük bir buluş buldum dedi. Ne yap ne buldun dedi. Ben buradan 3 kilometre gidiyordum dedi. Buradan 4 kilometre gidiyorum dedi. Ve burası da dikti aslında dedi. Ve buradan gittiğim zaman da 5 kilometre gidiyorum. Hipotenüs amca dedi. Hipotenüs amca amca dedi ki e bana ne dedi. Ama bak burada toplamda 7 kilometre gidiyorken buradan 5 kilometre gidiyorum. Ne kadar güzel değil mi benim için dedi. Ben ne kazanıyorum dedi. O zaman sana da bir şey vereyim dedi. Ben bu teoremi yap, yapayım dedi. Pisagor bağıntısını ben kurayım dedi. Sana da orada güzel bir isim vereyim dedi. Ne ismi vereceksin? Bana bu dik üçgendeki e, üçgenin en uzun kenarının ismini vereyim dedi. Tamam o zaman hadi bakalım anlaştık dediler. El sıkışlar ve dediler ki bir dik üçgende dik açının karşısındaki en uzun kenara hipotenüs densin dediler ve anlaştılar, el sıkıştılar ve sonuçta Pisagor teoreminde çok enteresan bir şey oldu. Bak, bunun karesiyle bunun karesini aldığımız zaman yani a'nın karesiyle B'nin karesini aldığımız zaman bir anda burada hipotenüsün karesinin ol, olduğu ortaya çıktı. Yani hipotenüsün karesi yani hemen yapalım bak 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi gibi bir bağıntı buldular. Pisagor bunu buldu hipotenüs de ismini verdi. nasıl oluyor bu? 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 eşittir 5'in karesi 25 harika. 9 artı 16, 25 işte bu bir mucize değil. Bu Pisagor'un hesaplamalarına göre ortaya çıkan dik üçgende olan bir bağıntı ve bu bağıntıya biz Pisagor bağıntısı diyoruz. Hipotenüs dediğimiz ana karakterimizde Hipotenüs amcamız da aslında buradaki arsanın sahibiydi kendisi. Gerçekten de olağanüstü bir e, takım elbiseyle dolaşıyordu. Buradan kravatını da takalım diyoruz ve hadi bakalım o zaman senle beraber... Pisagor bağıntısı yani teoremine başlıyoruz. İlk başta şunu hatırlatmak istiyorum. Görevlerimiz var. Üçüncü sezon dokuzuncu haftadayız. Tüm dersler matematik kısmından test 23 yani Pisagor bağıntısı testini yapmanı istiyorum. Aynı zamanda Dinamo kitabımızdan test 72 ve Zoru Bankası'ndan da test 78 yapmanı istiyorum. Dijital soruları bu kitapta unutma. Çünkü burada iki tane ekstra dijital soru var. Kitabını aktive etmen gerekiyor diyoruz ve Hadi bakalım o zaman şimdi senle beraber Pisagor bağıntısının en temelinden başlayalım. Bir kere Tonguç Elan Bey, Pisagor bağıntısı dediğimiz şey çok basit bir bağıntı aslında. Bir dik üçgen varsa dik üçgen demek 90 derecelik açısı olan bir üçgen demek. Zaten diğer açıları 90 dereceden küçük dar açı oluyor. Dik kenarların kareleri toplamı dik kenarların kareleri toplamı 90'ın karşısındaki hipotenüs amcanın arsasını hemen aklına getir. Hipotenüsün karesinin toplamına eşit çıkıyor. Yani buradaki dik kenar, dik kenar, e, birinci dik kenar diyelim. ikinci dik kenar diyelim. E, ve bunların, bunların karelerinin toplamı aslında hipotenüsün, karesi ediyor. Hemen seninle beraber bir alıştırma yapalım. Mesela burası 6, burası 8 ise dik açının karşısındaki burasına biz hipo diyoruz. Ben hipo diyorum kısaltması. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi diyorum. Yani hiponun karesidir. Bunun karesi yani gittiği yolların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Hemen yapalım. 36 artı 64. 100 Harika 100 100 eşittir x kare diyorum x eşittir o zaman 10'dur diyoruz. Demek ki buradaki 10 santimetrelik bu uzunluktan bahsediyoruz diyoruz. Gel seninle beraber birazcık daha alıştırma yapalım. Bak 9, 12 burası kaçtır acaba? Hemen ne yapıyoruz? 90'ın karşısındaki burası hipo diyoruz ilk başta. Hipoyu belirledik. Mesela bak burada bir dik üçgen gördüm. 90'ın karşısındaki buna hipo diyorum. Çat. Mesela burada dik üçgen gördüm. 90'ın karşısındaki buna hipo diyorum. Çat. Bunlar çok önemli. Şimdi burada hipoyu arıyoruz. O zaman 9'un karesiyle ...artı 12'nin karesini topluyorum... ...hiponun karesi yani A'nın karesi... ...şimdi 9'un karesi 81... ...12'nin karesi 144... ...eşittir A'nın karesi diyorum... ...bu ikisini topladığım zaman 225 ediyor... ...225 neyin karesi dediğim zaman da... ...225 15'in karesidir kardeşim... ...cevabımız demek ki 15 cm'ymiş buradaki hipotenüs... ...aynı şeyi burada yapıyorum... Ee, ...dik kenarların karesi toplam... ...12'nin karesi artı... ...buradaki B'nin karesi B'yi arıyoruz bu sefer... ...hiponun karesidir yani 13'ün karesidir... 12'nin karesi 144'tü. 144 artı B'nin karesi. Bak burada dikkat et. Burada hipoyu sormamış. Burada bunu sormuş. O zaman bunun karesi artı bunun karesi. işte bunun karesi. Denklemini kuruyoruz. Bunu yazdıktan sonra 13'ün karesi 169'dur. 144'ü karşıya attığım zaman artı eksi diye geçer. 25 çıkar. 25 eşittir B'nin karesi. Çat B. Kaç derece lazım benim? 5 hocam. Harikasın 5'tir. Dolayısıyla buranın da 5, 12, 13 üçgen olduğunu bulduk. Geldik buraya hemen. Yine aynı şekilde yapıyorum. 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. Hiponun karesi yani C'nin karesidir. 25 artı 100 eşittir C'nin karesi. 125 eşittir C'nin karesi. Çok dikkat et. 125 neyin karesidir? Bilmiyorum hocam. Harika ben de bilmiyorum. 125 zaten bir tam kare değildir. Dolayısıyla çok normal bilmemen. Dolayısıyla diyoruz ki C eşittir karekök 125'tir diyoruz. Bilmediğimiz zaman böyle yapıyorduk hatırlıyorsan. Mesela şöyle bir e, 16 ise santimetre karesi. Bir kenarı kaç derim 4. Harika bu çok basit. Ama eğer şunun alanı 10 santimetre bir kenarı kaçtır? 10 mu hocam? O zaman karekök 10 diyecektin ya hani. Neyin karesi 10'dur? Karekökün. 10. Neyin karesi 125'tir? Karekök 125'in. 125 de 25 çarpı 5 diye açılırsa eğer A karekök B gösteriminden 5 karekök 5 şeklinde yazılabilir. Bu karaköklü ifadelerle Pisagor'da çok uğraşacağız. Aklının köşesinde bulunsun diyorum. Ve hemen yeni bir sorumuza geçiş sınav sorumuz. Kare zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu. Şimdi Hemen birazcık yaklaştıralım Tonguç alalım benim. BC kenarımız burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim uzunluk var. O zaman ortası buraya gelir. 4, 4 birim kalır. O zaman BC kenarına ait kenar ortay şu çizgidir aslında. A'dan başlar bu noktaya iner. Bu kenar ortaydı çünkü 2 eşit parçaya böldük. 4, 4, 2 eşit parçaya böldük. Şimdi bu kenar ortayın uzunluğunu bulabilmek için benim aslında çok garip bir şekilde benim bir dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Dik üçgeni de şöyle oluşturuyorum bak. Şöyle çiziyorum. Şunu dik iniyorum. Sonra buraya bakıyorum. Burası diktiğim değil mi Allah aşkına? Şimdi bu üçgeni bak bunu üçgeni alıp büyütüyorum buraya. Şu turuncu kenar. Burası A noktası. A noktası. Sonra şu turuncu kenar. Burası burası mesela D noktası diyelim. Burası D noktası diyelim. Ve bu ikisini birleştirdim mavi çizgi. Ve bana bunu soruyor. Şu çizgiyi biliyor muyum? Evet, 1 2 3 4 birim. 4 birim uzunlukta. Şu çizgiyi biliyor muyum? 1 2 birim uzunlukta. 2 birim uzunlukta. O zaman aslında hemen şöyle düzeltelim. Evet. 4 birimle 2 birimin hipotenüsü de bak burası dik olduğu için burası Pisagordur. Burasını arıyorum. Yani hipoyu arıyorum ben. O zaman diyorum ki 2'nin karesi, 2'nin karesi artı bunun karesi artı bunun karesi, karesi 4'ün karesi eşittir. Buna x diyelim. x'in karesidir. 4 artı 16 eşittir x'in karesidir. 20 eşittir x'in karesidir. Ve x eşittir kare kök 20'dir. Ama o da 4 kere 5 olduğu için e, 20. 4 kere 5 olduğu için 2 kare kök 5'tir diyorum. 2 kare kök 5 şeklinde cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Geldik hemen özel üçgenlere. Özel üçgenler de aslında şu anda deminden beri yaptığımız işlem ameliliğini engelleyen bir şey Tonguç Mesela sen kesinlikle ve kesinlikle Pisagor bağıntısı konusunda şu özel üçgenleri bilmelisin. Sınavlara çıkıyor bu arada. 3, 4, 5 özel üçgeni. 3, 4 ve 5. Bak en büyük her zaman en sonunda söylenir ve hipotenüstür aslında kendisi. Burada gördüğün gibi 90'ın karşısındaki 5. 3, 4, 5 özel üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. 8, 15, 17 üçgeni. 7, 24, 25 üçgeni. Ve bunların katları da var. Mesela ben bunu 3, 4, 5'i şöyle yapabilirim. İki katına çıkardım. Burasını 6 yaptım. 90. Burasını 8 yaptım. Burası 10 yaptım. Hatırlıyorsan demin ki e, sorumuzda bunu çözmüştük. 6 8 kaç demiştik? Bak sen bulmuştun. Aslında bunu bulmana gerek yok. Zaten 3 4 5 fix bir özel üçgendir. Bunun katları olabilir. Mesela bak bunun birazcık daha katına bakalım. Mesela bunun 3 katı 9. Bunun 3 katı 12. Bunun 3 katı 15'tir mesela. Bak bunu da Diğer soruda çözmüştük. Hatta göstereyim sana. Ee, burada hemen nerede, 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 nerede. Evet, şuradaydı galiba. Hemen alalım. Bak, 9-12 kaç demiştim. Al sana 9-12-15. 9-12-15 bunun katıdır aslında. Dolayısıyla aslında bunları bilirsek katlarını da bilirsek çok rahat yapabiliriz. Bak mesela bunun iki katını söyle. Her birisini iki katını alıyorsun. 10, 24. 26, 10, 24, 26, 5, 12, 13 üçgenin iki katıdır aslında. Dolayısıyla aynı oranlar devam ediyor. Aynı sayıların katlarını alıyoruz. 8, 15, 17 ve 7, 24, 25'i de gördüğümüz gibi yapacağız. O zaman ben sana şöyle bir üçgen versem desem ki. Ya kardeşim burası 25'miş. ...burası 7'ymiş, burası kaçtı desem... ...o zaman diyeceksin ki... ...ya 7 ile 25 tanıdık bir yerden geliyor... ...nereden geliyor? 7, 24, 25 üçgenden geliyor... ...burası 7 ise burası da... ...24 olmalı diyeceksin mesela bana... ...veya şöyle garip bir üçgen versem... ...şöyle yine böyle bir üçgen versem... ...ve desem ki burası... E, ...kardeşim burası... 17'ymiş. Burası da 15'miş. Burası kaçtı desem hemen diyeceksin ki ya 15-17 çok yakın geliyor. E burası dik üçgense o zaman burası 8 olması gerekiyor şeklinde akıl yürütebileceğiz. Hadi bakalım seninle beraber bir soru çözelim bakalım. Yönlü soru. A noktasında duran Tonguç. Evet. Sırasıyla 6 metre doğuya, 8 metre kuzeye, 9 metre doğuya hareket ederek B noktasına geliyor. A ile B noktasına uzaklık. Şimdi bir kere hemen yönleri göstereyim. Burası doğudur. Burası batıdır. Burası kuzeydir. Burası güneydir. Şimdi 6 metre doğuya gidiyormuş. O zaman şöyle şöyle tın 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 gitti ve buraya 6 metre ilerledi. Sonra 8 metre kuzeye gidiyormuş. 8 metre kuzey. O zaman tın 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 daha gitti. Burası 8 metreymiş. Sonra e, 9 metre doğuya birazcık daha gitti sonra 9 metre daha doğuya. 9 metre daha doğuya gitti ve buraya geldi. Şimdi burası B noktasıymış. Şimdi doğu, kuzey, doğu şeklinde gitti. Diyor ki aile B noktasından uzaktık yani şu aradaki mesafeyi soruyor bize. Hop şu aradaki mesafeyi soruyor. Hayda ne acayip bir şekil bu ya. Şimdi bir kere şunu biliyoruz. Burada e, şunların her birisi birbirine diktir yani bütün kuzey doğu doğu e, işte batı kuzey falan filan buralar diktir bunları biliyoruz. Şimdi ama bizim yapmamız gereken şu çizgiyse şu çizgiye içine giren bir üçgen oluşturmamız gerekiyor. Onu da şöyle oluşturuyorum bak. Bunu uzatıyorum. Bunun altına getiriyorum. Ve diyorum ki şurada bir üçgen vardır. Hatta sana üçgeni de göstereyim. Şu üçgendir. Şu şurada bir üçgen vardır. Bu üçgen bir dik üçgendir. Çünkü aynı buradaki bu dikse bu da diktir. Ve bu üçgen aslında doğu ve kuzeyden oluşuyor. Bu üçgende şurası 6 metre. E, şurası 9 metre diye. Bu dikdörtgene göre burası 9'da burası 9 metredir. E, burası 8'de burası 8 metredir. Yani aslında şurada bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bu dikdörtgenin bu kenarıyla bu kenarı aynıdır. Bu kenarı ile bu kenara aynıdır. Dolayısıyla bir anda ortaya çıkan bu dik üçgende bütün kenarları biliyorum. Burası 15 metre 9 artı 6 15 metre burası 8 metre ve zaten ne biliyorduk biz 8 15 17 üçgeni biliyorduk. O zaman AB noktaları arasındaki mesafe 17 metredir diyoruz. Ama hesaplamak istersek de hemen şöyle yapıyoruz. Burası 8, burası 15, burası kaçtı diye soruyoruz. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir. 17'nin pardon x'in karesi diyelim. Hadi hesaplayalım seninle beraber. 64 artı 225 eşittir x karedir. 289 eşittir x karedir. 289 neyin karesidir? 17'nin karesidir. 17 metre olduğunu bulmuş olduk AB mesafesine. Hemen geldik klas bir soru. Şekildeki ABF karesinin alanı 64 demiş. Şu karenin alanı. O zaman bir kenara 8'dir. Hemen yazıyorum. Burası 8'dir. Burası 8'dir. Tamam şöyle birazcık daha büyütelim. Evet. Ardından demiş ki BCDF karesinin alanı 16 demiş. O zaman burası 4'tür. Bu kenar da 4'tür. Bu kenar da 4'tür. Bu kenar da 4'tür. Tamam eyvallah. Şimdi burası 8 ise burası 8'dir. Burası 4 ise şu parçaya da 4 kalır bu arada. Yani şurası da 4'tür aklımıza kalsın. Diyor ki BDF üçgeninde. BDF üçgeni nerede bakalım? B, D, yani şu üçgende diyor. Şöyle taradığım üçgende diyor. DF kaç santimetre diyor soru. DF dediğimiz şey neresi? Ha, yani şu mesafeyi soruyor. Yani şuradan şuraya mesafeyi soruyor. Ha, şimdi ben buradan buraya mesafeyi bulmak istiyorsam bunun içinde olduğu bir dik üçgen bulmalıyım. Onun dik üçgeni bulabilmek için de şunu şöyle uzatırım. Şunu da şöyle indiririm. Bunlar dik olur. Ve şurada bir dik üçgen ortaya çıkar. Hatta göstereyim şimdi. Şu bir dik üçgendir. Bu dik üçgende, bu dik üçgende diyor, diyorum ki burası 8 zaten. Şurasını biliyor muyum? Burası 4 ise, burası da 4. E burası 8 ise, burası da 8 olacak. Burası 4 ise burası 4. Burası 4 ise burası 4. Dolayısıyla şu pembiş üçgene baktığımız zaman şöyle bir üçgenden bahsediyoruz. Burası 4, Burası 8 artı 4 12 ve burayı soruyor bana zaten. Dolayısıyla 4'ün karesi artı 12'nin karesi eşittir x'in karesi diyorum. 4'ün karesi 16 artı 144 eşittir x'in karesi diyorum. E, 160 eşittir x'in karesi diyorum. x eşittir x eşittir kare kök 160. 160 dediğimiz şey de 4 pardon 16 çarpı 10'dur kare kök içerisinde. O da e, 4 kök 10 diye çıkar. 4 kare kök 10 diye çıkar. O zaman demek ki bizim aradığımız FD 4 kare kök 10'muş diyoruz. Böyle garip sonuçlar çıkabiliyor. Karekök kök sayılarla çok bağlantılı bir konu bu. Geldik koordinat sisteminde A noktasını vermiş. B noktasını vermiş. Noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bize soruyor. Şimdi bakalım. A noktasını biliyoruz. B noktasını biliyoruz. Hemen verelim bu noktaları. 3'e 3'e ee, eksi 2 imiş yani şu nokta A noktası burası eksi 2 burası 3 olduğu için eksi 5'e 4 1 2 3 4 5 eksi 5'e 4 yukarıda dördüncü katta bu x'i de bu y'yi de atıyorsak bu x'i de bu y'yi de o zaman 1 2 3 4 şu nokta yani şu noktadan başlıyoruz B bunların arasındaki mesafeyi mi soruyor evet sınavda çıkmış bir soru bu arada bu. E bunların arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi bu aradaki mesafeyi bulmak için benim bir dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Bu dik üçgeni şöyle oluşturabiliriz. Hemen göstereyim sana. Şuradan bir çizgi çizeriz. Buradan bir çizgi çizeriz. Al sana bir dik üçgen. Bu dik üçgende şu mesafeyi biliyorum. Bak burası 1 2 3 4 5 6 birim kareleri saydım. Burası 6. Burası 1 2 3 4 5 6 7 8. Burası 8. O zaman 6 8 10 üçgeninden bahsediyoruz. 10 birimdir veya 10 santimetredir diye söyleyebiliriz. 10 birim diyelim çünkü e, santimetre hesabı vermemiş burada. Ne yaptık aslında? Burada bir dik üçgen oluşturduk. Bu dik üçgenin e, şurası olduğunu gördükten sonra diyorum ki buradaki mesafe 6 birim. Buradaki mesafe 8 birim. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi diyorum. Hatta onu da yapayım. E, eşittir x'in karesi diyorum. 36 artı 64 eşittir x'in karesi diyorum. 100 eşittir x'in karesi diyorum. x eşittir 10 şeklinde cevabıma ulaşıyorum diyorum. Ve hemen geldik. Hangisi dik üçgendir sorularına? Böyle sorular da karşımıza geliyor. Şimdi bir kere 4-5-6'da bir dik üçgen oluşabilmesi için en uzun kenarının hipotenüs olması gerekiyor. O zaman 90 derecenin burada olması gerekiyor. Gerçekten dik mi bir bakalım. 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir 6'nın karesi mi? Bakıyorum 16 artı 25 eşittir 36 mı? Hayır değil. Dolayısıyla kusura bakma sen dik üçgen değilsin. Bunun dik üçgen oluşturabilmesi için 4'ün karesini alalım. 16. 6'nın altı. karesini alalım. 36. 2 kare kök 13'ün karesini alalım bu kıl bir şey biliyorum. Bunun karesini alırsak aslında hem 2'nin karesini alıyoruz 4. Kare kök 13'ün karesi de 13'tür. 4 kere 13'ten 43, 12, 52'dir. Şimdi bu ikisinin toplamı 52 ediyor mu? Oha ediyor. Dolayısıyla bu bir dik üçgendir. Bravo diyorum sana. Bu değildir bu dik üçgendir. Buna bakalım. Hemen 3 karekök kare kök 2'nin karesini alalım. Burada kıllıklar var. 3'ün karesi 9 hocam. Harikasın. Karekök 2'nin karesi de 2'dir zaten. O zaman 18. Şimdi bir de 2 karekök 3'ün karesini alalım. 2'nin karesi 4. E, karekök 3'ün karesi 3. 4 kere 3 12'dir. E, 4 karekök 2'nin karesini alalım. Burada 4'ün karesi 16. Karekök 2'nin karesi 2. 16 kere 2 32'dir. Bu ikisinin toplamı bu ediyor mu? Hayır etmiyor. Dolayısıyla sen dik üçgen değilsin diyoruz. Burada tek bir dik üçgen vardır diyoruz. Hemen geldik yeni nesil bir sorumuza. Kenar uzunlukları x ve 3x olan dikdörtgen biçimindeki bir kart ile bir yüzün alanı 45 olan kare biçimindeki kart aşağıdaki gibi ikişer köşeleri çakışacak şekilde yerleştiriliyor demiş. Tamam. Şimdi bu bunun alanı 45. O zaman bir kenarı karekök 45'tir. Bunu hemen bir yazayım bakalım. Karekök 45'tir. Aslında bir kenarı. Karekök 45'te 9 kere 5 olduğu için e, aslında. 3 kare kök 5'tir. O zaman bunun bir kenarı 3 kare kök 5, 3 kare kök 5'tir. Bu e, aklımızın bir köşesinde kalsın. Şimdi ikişer köşeleri çakışacak şekilde yerleştiriliyor demiş. Ve diyor ki bize e, şu e, e, acaba çevre uzunluğu kaç santimetre kartın diyor. Evet Hı. buradaki kartın bize soruyor. Ha, çevre uzunluğu soruyor. O zaman benim x'i bulmam gerekiyor. Çünkü bununla bunu toplayıp 2 ile çarpıyordum çevre uzunluğu bulmak için dikdörtgenin. X'i bulabilmek için de şöyle bir şey yapıyorum. Bak dikkat et. Burada şu noktadan şu noktaya bir köşegen çizersem. Karenin köşegenini çizersem aslında bu dikdörtgenin de köşegeni oluyor. Ve bu köşegen aslında karenin köşegeni hesabından bulunabilir bir şey. Hatta şöyle yaptığım zaman şöyle çizdiğim zaman bu köşegeni bulabilmek için burada bir dik üçgen vardır. Bu dik üçgende burası 3 üç kök 5 burası da 3 kök 5. Bunun karesi artı bunun karesi hatta yapalım. Bunun karesi 45'tir. Bunun karesi yine 45'tir zaten aynı şeydi bunlar birbirle eşittir buradaki x diyelim x'in karesidir. E o zaman 90 eşittir x'in karesi diyorum. x eşittir e, karekök 90'dır diyoruz. Şimdi burası aslında karekök 90'mış. Yani burası. E, o zaman burası aynı zamanda dikdörtgenin de köşegeni. Yani burası. Dolayısıyla burası burada da bir dik üçgen var. Burası x ise burası da 3x'tir ve bu dik üçgendir. O zaman diyorum ki x'in karesi artı 3x'in karesi çok dikkat edin burada bir hata yapmayalım eşittir buradaki uzunluk yani karekök 90'ın karesi karekök 90'ın karesidir diyorum hadi bakalım yapalım x kare artı 3x'in karesi 9x kare eşittir e, karekök 90'ın karesi 90'dır zaten o zaman 10x kare eşittir 90'dır o zaman x kare eşittir 9'dur. x eşittir 3 çıktı diyoruz. Şimdi x eşittir 3 çıktıysa dünyadaki en basit soruyla karşı karşıyayız. O zaman burası 3. Burası 3. Burası da 9 santimetre. Bunun çevresini soruyor. 9 artı 3 12 2 ile çarp. 24 santimetreden bahsediyoruz diyoruz. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştır? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. O zaman şimdi meydan okuma testimizi yapalım arkadaşlar. Tat uygulamamıza girdiğimiz zaman biliyorsunuz tat uygulamamızın güncel olmasına dikkat ediyoruz. Herkese ücretsiz çözebiliyoruz. Ücretsiz kitabımız olmasa bile tat uygulamasına girdiğiniz zaman burada 8 mat 25 testini bulalım arkadaşlar. Matematik filtresinde Pisagor bağıntısı testimiz tam bu derste bu konuyla alakalı diyoruz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.